sünnet nedir? Hangi yaşlarda yapılması uygundur? Bahseder misiniz? Tabii ki. Sünnet işlemi çocuklarda pipinin uç bölümünü örten deri kısmının cerrahi teknikle alınmasıdır. Bu şekilde orada katlantının yapmış olduğu bir takım birikimler, enfeksiyonlar, deri artıkları birikiminin önüne geçmiş olunur. Sünnet işleminin dünya tarihinde bilinen en eski tıbbi müdahalelerden, cerrahi işlemlerden birine olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten bunun gibi birkaç müdahaleyi biz çok çok eski tarihlerden beri insanoğlu olarak uygulamaktayız. Dolayısıyla sağlık açısından, geleneksel anlamda, dini anlamda sünnette ülkemizde binlerce yıldır yapılan bir müdahaledir. Bu yüzden de sünnetin hangi koşullarda en doğru şekilde yapılabileceği, hangi yaşlarda en uygun şekilde yapılabileceği, işlemin genelinin teknik özellikleri iyi bilinmeli, iyi anlatılmalı. Toplumumuz da bu konuda iyi aydınlatılmalıdır. Ben sünnet işleminin temelde önemli bir cerrahi müdahale olduğunu, tıbbi bir müdahale olduğunu söyleyebilirim. Mutlaka ve mutlaka biz hastane ortamında bir ameliyathane koşulu, bir ameliyathane kuralları ortamı sağlayarak yapıyoruz. Ve bu anlamda da başımıza sıkıntılı durumların gelmesi, enfeksiyonlar, sızıntılar, kanamalar gibi problemli olayların olması da asgari düzeyde oluyor ve minimum düzeyi indirmiş oluyoruz. Olayı küçümsememek nedir ki bir sünnet işte zamanında köyde olduyduk, sünnetçi geldiydi, berber gittiydi gibi artık o çağda değiliz. Mutlaka ülkemizdeki sağlık mevzuatına da dayanarak söylüyorum. Hekim olmayan birinin bu işlemi yapması ülke yasalarına da şu an aykırı. Hekimlerin de özellikle bu konuda ihtisaslaşmış cerrahi branşlardan üroloji, genel cerrahi, çocuk cerrahisi gibi branşların ön planda yapması en doğrusudur. Teşekkür ediyoruz hocam ve hemen bir diğer sorumuzu hocamıza yönlendirmek istiyoruz. Hocam, lokal anestezili sünnet. Çok merak ediliyor. Lokal anestezili sünnet nedir? Nasıl uygulanır? Biraz iyileşme sürecinden bu konuda bize bilgi verir misiniz? Tabii ki. Burada lokal anesteziden kastedilen şu, pipinin bölgesel olarak uyuşturucuyla uyuşturulmasıdır. Bu bir enjeksiyonla yapılır. Önce soğutucu bir spreyle bölgede uyuşturucu iğnenin etkisi azaltılır. Daha sonra da o enjeksiyonla sadece çalışacağınız bölgenin uyuşması, o bölgenin ağrı hissinin bloke edilmesidir. Belki dokunma ve oradaki hareketleri çocuk algılayabilir ama bu lokal anestezi dediğimiz sünnette o bölgeyi sadece mevzi olarak, bölgesel olarak uyuşturuyoruz. Çocuğun algısı, işitmesi, düşünmesi, konuşması devam ediyor. Yani çocuk tam bir narkoz almıyor. Aslında tabii lokal anestezide sünnet için uygun yaşları söylemem gerekiyor bu konuyu konuşmuşken. Doğumun hemen ertesinden itibaren belki 3 yaşa kadar lokal anestezi gerçekten pipinin yani bölgesel uyuşturulması gerçekten uygun oluyor. Böyle bir 3 yaş 7 yaş arası, 3 yaş 6 yaş arası da diyebiliriz. Bir yaş diliminde ise çocuk bölgenin uyuşmuş olmasına rağmen yüksek kaygısı, ağrı korkusu ile lokal anestezide biraz zorlanabiliyor. Tabii bu cerrahi olarak da bizi de zorluyor. Hareket etmesi, çok kaygılı olup ağlaması. O yüzden hani 3 yaştan itibaren genel anesteziyi de konuşacağız. Lokal anestezinin avantajları var. Çocuğun sadece pipisi uyuşturulduğu için işlemden hemen sonra bizim yaptığımız teknikle de bir 10-15 dakika sürüyor. Hemen sonra çocuğun bir 5-10 dakika gözlem edilip evine gitmesi mümkün. Çünkü almış olduğu bir genel anestezi yok. Solunum veya bilinç olayı zaten normal her zamanki gibi devam ediyor. O nedenle lokal anestezinin böyle bir avantajı oluyor. Çocuk günübirlik gelip sünnetten maksimum bir yarım saat sonra da evine yürüyerek dönebiliyor. Aç kalmasında bir zorunluluk yok.
Fakat tabii lokal anestezi de olsa çocuk, hani sadece bölge ve pipi bile uyuşturulsa, en başta söylediğim gibi işlem bir cerrahi işlem olduğu için bir küçük boyutlu ameliyat bile olsa sünnet öncesi yapılması gereken kan testlerimiz var. Biz burada kan sayımı yapıyoruz. Çok önemli. Trombosit dediğimiz pıhtılaşma hücrelerinin yeterli ve fonksiyon eder düzeyde olması lazım. Protrombin zamanı ve protrombin aktivitesi dediğimiz kanama pıhtılaşma bozukluğu olup olmadığını gösteren testleri mutlaka istiyoruz. Belki duyulmamış olabilir ama hemofili dediğimiz kalıtsal bir pıhtılaşma bozukluğu hastalığı var ki bu genelde anneler taşıyıcı olduğu için erkekler de yaşamamış oluyor babalar bu sorunu. Anneden erkek çocuğa geçiyor ve sünnet sonrası aslında dört dörtlük bir işlem yaptığınız halde uzamış, fazladan, gereksiz problem doğurabilen kanamalar olabiliyor bu hastalıklarda. İşte bunu baştan yakalamak veya öngörmek veya şüphelenmek adına biz lokal anestezide sünnet öncesi bile kanama pıhtılaşma bozukluğu olup olmadığına kan testlerimizde bakıyoruz. Aynı şekilde bu genel anestezide de bakılmalı. Lokal anestezinin avantajı bu. Çocuğun şuuru açık oluyor, konuşabiliyor. Şimdiki zamanı çocuklarımız işte telefon, tablet, işte YouTube ne bileyim o tip mecraları da o anda kullanırken biz araya koyduğumuz perde sayesinde işimizi yapıyoruz. Yeter ki çocuğun yaşı, kaygı düzeyi, olgunluğu bu işe uygun olsun. Ben ez cümle sonuç olarak 0-3 yaş arası çocuklarda hayatın ilk gününden itibaren lokal anestezi ile bölgesel lokal mevzi uyuşturma ile sünneti öneririm. Bir de hani 7-8 yaştan sonra çocuğun daha olgun olduğu yaşlarda da bu önerilebilir. Ama dediğim gibi bu ara yaşlar 3-6 veya 3-7 arası çocuklar genelde lokal anestezide biraz zorlanıyorlar, problem doğurabiliyorlar. O da kendi kaygılarından dolayı, algı düzeylerinden dolayı yaşlarından gelen. O yüzden o çocuklarda belki genel anestezi düşünmemiz daha doğru olabilir.